Merhabalar. Razi Erdoğan'ın evi mi? Evet. Buyurun. Müsait misiniz? Müsaitim. Biz aşı yapmaya geldik. Tamam. Tamam. Nerede hastamız? Burada mı? Evet. Arkadaşlar. Doktor Çağrı Bey, sağlık memuru Kürşat. Nasılsın teyze? Size aşı yapmaya geldik teyzeciğim. Tamam. Sizin anneniz? Evet. Onun oğlunuz müracaat etmiş. Aşı yapılması hususunda Covid aşısı. Ona istinaden geldik. 46. Evet. 6. Ben Doktor Çağrı Apaylin, İncesu Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Geçtiğimiz seneden beri bütün dünya ile birlikte ülkemizde etkisi altına alan Covid-19 sürecinde en önemli temel taşlar muhakkak maske, mesafe ve hijyen. Ama aşılama da bunlarla birlikte çok önemli toplum bağışıklanması açısından. Biz İncesu'da aşılama faaliyetleri başladıktan itibaren toplamda 7.851 adet aşı gerçekleştirdik. Gerek devlet hastanemizde, gerek aile hekimliği birimlerinde, gerek de evde sağlık hizmetleri olarak hastaların evinde bu hizmetimizi sürdürdük. İncesu'da köy köy, mahalle mahalle gerekse, nerede talep oluşturan, hakkı gelen hastamız varsa ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalarımız da tabii ki hakkı geldiği zaman aşısını vurmaya teşvik ediyoruz. Bugün 91 yaşındaki Razi teyzenin evindeyiz. Kendileri R182'den randevu almışlar hastaneye gelemediklerine dair. Yine böyle bu şekilde hastaneye gelemeyen, sağlık kurumlarına ulaşım sağlayamayan hastalar için R182 ve MHRS sistemi kullanılıp aşı talep edilebilir hakkı geldiği sürece. Covid'le mücadelede bağışıklama çok önemli. Aşı çok önemli bir silahımız. Bunu da vatandaşlarımıza kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Sağlık Bakanımızı da gözlerinden öperim. Allah razı olsun hepinizden. Hayat olsun. Hoşça kal. Görüşmek üzere. İyi, tamam. Hadi Allah'a ısmarladık teyzeciğim.